TR724 Haber YouTube kanalındasınız. Adem Yavuz Arslan'ın yazdığı Küresel OHAL ve Kapıdaki Tehlike başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Hayatımız film setine döndü. Nereden ve nasıl tartışmalı bir virüs kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayıldı. Gizemli salgın nedeniyle şu ana kadar 180 bin kişi hastalandı, binlerce kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısı her dakika artıyor. Ülkeler birbiri ardına olağanüstü hal ilan edip sınırlarını kapatmaya başladı. New York ve Paris gibi şehirlerde asker sokağa indi. Bugün itibariyle küresel OHAL yaşıyoruz dersek abartı olmayacak. Gerçekten de dünya birkaç gün içinde film setine döndü. Sokaklar boş, okullar, restoranlar, spor salonları, alışveriş merkezleri kapalı. Toplu taşıma durma noktasına geldi. Uçaklar havalimanlarının parkına çekiliyor. İnsanlar su ve temizlik malzemesi alabilmek için birbiriyle yarışıyor. Silah satışları da patladı. Amerika'nın batı yakasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi ki bu yasağın tüm ülke geneline yayılması an meselesi. Kimse yarın ne olabileceğini kestiremiyor. Korkunç senaryolarda dolaşıyor. ABD sıkı tedbirler uyguluyor ama resmi açıklamalar pek parlak değil. Ölü sayısının binlerle ifade edilmesi bekleniyor. Açıkçası insanlık o kadar aciz bir halde ki şu anda eve kapanıp kişisel tedbirlerini almanın ötesinde pek bir şey yapamıyor. Tabii ki tıbbi çalışmalar var ancak ne kadar sürede fayda getirecek kestirmek mümkün değil. Olayın tıbbi boyutunun nereye evrileceğine dair projeksiyon yapmak zor fakat siyasi boyutuna ilişkin bir şeyler söylemek mümkün. Salgın, otoriter, totaliter rejimleri güçlendirebilir. Süreç sınırların kapanacağı, otoriter rejimlerin daha baskıcı hale geleceği, bilginin otoriter rejimlerce daha çok istismar edileceği bir yönetim anlayışının yerleşmesiyle sonuçlanabilir. Dünyada zaten popülist rejimlerin yükselişte olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Amerikan Başkanı Trump'ın demokratik süreçlere yaklaşımı herkesin malumu. Brezilya, Rusya, Türkiye, Macaristan gibi ülkelerin durumu ortada. Otoriter, popülist liderlerin bu tip salgınları bahane ederek mal ve hizmetlerin insanların dolaşımına kısıtlama getirmesi giderek yaygınlaşabilir. En büyük risklerden birisi zaten giderek azalan şeffaflığın adım adım aşınması. Baskıcı rejimler mevcut salgınlar ve yaşanabilecek muhtemel tehditleri bahane ederek kişisel verileri elde etme, denetleme ve gözetleme çabalarını artırmak isteyeceklerdir. Şöyle düşünelim, salgın hastalıktan korunma adı altında tüm biyometrik verilerimiz toplandı. Eğer ortada şeffaf bir yönetim yoksa, bu verilerin nerede nasıl değerlendirileceğini bilme şansımız olmayacak. Salgın geçtiğinde zaten depolanmış olan bu verilerin imha edileceğini nereden bileceğiz? Kişisel verilerin güvenliğiyle sağlık dengesinin sağlanması kağıt üzerindeki kadar kolay olmayacaktır. Salgın hastalıklardan korunma ya da mücadele bahanesiyle insanların tüm gizlilikleri ortadan kalkabilir. Özetle salgın hastalıklar otoriter rejimlerin güçlenmesi gibi bir yan etki bırakabilir ki bu da en az virüsler kadar tehlikelidir. Erdoğan'ı Fidan'ın Suriye'ye gönderdiği silahlar için uyardım. Başlıktaki ifade bir AKP valisine ait. Washington DC merkezli Hudson Enstitüsü'nün yakın zamanda yayınlanmış bir raporunda okudum. George Mason Üniversitesi'nden Süleyman Özeren, Amerikan Üniversitesi'nden Suat Çubukçu ve Lake Heath Üniversitesi'nden Meshev Baştuğ'un kapsamlı çalışması, Erdoğan Türkiye'sinin yaşadığı büyük dönüşümü bütün boyutlarıyla ele alıyor. Raporu merak edenler ki Türkiye üzerine kafa yoranlar için iyi bir kaynak olduğu kanaatindeyim, Hudson Enstitüsü'nün web sitesinden okuyabilirler. Ben raporda özellikle dikkatimi çeken konuya geleceğim. Dediğim gibi rapor hayli kapsamlı ve uzun. Ancak Suriye'de yaşanan iç savaş, yabancı savaşçıların olaya dahli ve Türkiye'nin takındığı tutuma dair bölümde daha önce başka yerde yayınlanmamış birinci el bilgiler var. Raporda Erdoğan rejiminin dünyanın farklı bölgelerinden gelen savaşçılara kolaylık sağladığı somut verilerle anlatılıyor. Çalışmaya göre önceleri lojistik destek veren Türkiye, daha sonra sahadaki cihatçı gruplara aktif destek vermeye başladı. Saha çalışmalarından derlenen verilerin yer aldığı raporda Türkiye'nin 60'tan fazla şehrinden 2200'den fazla Türk'ün IŞİD saflarında çalışmaya gittiği detayı var. Hatta Türk vatandaşlarını devşiren Türkiye merkezli yapılar isimleriyle tek tek anlatılıyor. Mesela Saman Pazarı grubu, Halis Bayuncuk grubu, Kemal Yaşar grubu, Murat Gezenler grubu, Reyhanlı grubu, Eyüp Baksi grubu gibi.
Bana hiç şaşırtıcı gelmeyen ayrıntı ise şu: Erdoğan yönetimi, El-Kaide ve IŞİD'e bağlı gruplara yönelik operasyon yapılmaması için güvenlik ve istihbarat birimlerine baskı yapmış. Raporu hazırlayan ekibin saha çalışması sırasında birinci elden edindiği çok çarpıcı detaylar var. Mesela Suriye sınırındaki kritik bir ilin valisi, MIT'in yanlış insanlara silah ve mühimmat verdiğini anlatıyor. Ayrıca söz konusu vali bu durumun neden olabileceği riskleri dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'a bizzat anlatmış. Bir başka ifadeyle MIT'in silah dolu tırları iddia ettiği gibi Suriye'de Türkmenlere gitmiyormuş. Bu durum yerel yöneticiler tarafından da biliniyor, hatta konudan Erdoğan da haberdar ediliyormuş. Türkiye'de şaşırma duygumuzu kaybetmiş olabiliriz ama bahsettiğim olay sıradan bir durum değil. Ülkenin istihbarat kurumu yanlış kişilere, burada kastedilen yanlış kişilerin kim olduğu malum, silah ve mühimmat veriyor. Bu iş o kadar ayağa düşüyor ki devletin valisi durumu Erdoğan'a ulaştırıyor. Erdoğan'ın bu bilgiyi aldıktan sonra ne yaptığına dair bir bilgimiz yok. Ancak 2014'te ortaya dökülen MIT tırları haberleri valinin şikayetini teyit ediyor. Hatırlanacağı gibi Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı döneminde internete düşen bir ses kaydında MIT Başkanı Fidan'ın Suriye'ye 2000 tır silah ve mühimmat gönderdiğinden bahsediliyordu. Bu noktada soru şu: acaba o tırların ne kadarı yanlış ellere gitti? Onların bir kısmı daha sonra Türkiye'ye karşı veya Türkiye içinde kullanıldı mı? Diyor Adem Yavuz Arslan, TR724'deki köşesinde.